Feride. Burası onun dünyası. İşte ailesi. Onun gerçek kahramanları. Arkadaşları, mahallesi. Onun dünyasının amacı sevgiyle tasarlamak, üretmek ve içimizdeki kahramanı ortaya çıkarmak. Onun kahramanları birbirinden çok farklı, çok güzel. Dayatılan kahramanlıkların yok olmasını isteyen Feride bunu kalpten istiyor. Ve bir şey oluyor. İlk defa o kalbinin değil, kalbi onun sesini dinliyor. Dönüşüyor. O bir kahraman. Burası da Feride'nin çalıştığı atölye. Yeraltında çalışıyor, çakma kahraman kıyafetleri dikiyor. Mecburlar biraz ama çok güzel çalışıyorlar. Mutlular. Feride'nin patronu Çetin. Kötülük peşinde. Ama Feride biliyor. Onun da içinde iyilik var. Gerçek kahraman nasıl bir şey biliyor musun sen patron? İşte böyle. İyi bir tasarımcı olmak demek, iyilik tasarlamaktır. Bu bir kaş kaldırıştır. Çok güzel bir rüyaydı ya, çok güzel. Tasarımcılık rüyalarda başlar. Salak patron. Yalnız güzel videoda. Kalkız, ekmek al, kahvaltı yapacağız. Ya işim gücüm var benim ya. Garacıcık, git kendin al ekmeğini. Git. Kız kardeşine ızdırap çektiren ben. Gezim ya, ağzın çok kokuyor gerçekten, yeter artık ya. Vallahi ağzın kokuyor, git. Git. Gerizekalı, abine ne biçim davranıyorsun? Çalış o zaman. YouTuber olamıyorsun işte, beceremiyorsun. Git iş bul kendine. Kızım düğün sezonu açılmadı daha. Ben ne yapayım? Allah Allah. Ama sana bir sürprizim var. Vallahi mi? Best of Feride videosu yaptım. Hadi ya. Bak izle. Güzel mi? Tabii, tıklandıkça tıklanıyor. Tıklandıkça tıklanıyor. Üç kişi mi demiş? Olsun. Fenomen olacağım Feride, fenomen. Canım benim ya. Canım abi. Sayın yolcular, bu araç çevredir. Sahilden gidecekler varsa yanlış binmiştir. Çevreden gidecekler doğru binmiştir. Arkadan uzatmayan, para üstü almayan var mı? Ay ya, acaba patron ne tepki verecek bizim sürekli işimize? Bence direkt alnımızdan öpecek. Aa, hayır ya, ben kimseye öptürmem kendimi. Hı? Ya bir şey söyleyebilir miyim? Patron falan boş verin ya. Biz bugün bir insanı mutlu edeceğiz. Şevval Hanım mutlu olacak. Belki de çocukluğuna dönecek. Bir doğum günü kutlayacağız. Harikayız biz. Çok güzel bir ekibiz. Harikayız. Şaksi. Alçayım. Şaksi. Hupsi. Hupsi. Hay kusura bakmayın gerçekten. Sakız vereyim. Özrümü kabul edin. Ay. İyi terlemiş. Seni belediyeye şikayet edeceğim. Ne amaçla? Başım ağrıdı başım. Bir dakika, ne oluyor? Canım amcam iyi misin? Bir şey mi oldu? Niye oluklanıyorsun? Sağlığın yerinde mi? Bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Çok mu kötü? Çok kötüsün sen. Ne olur yapma. Ne olur. Hayır. Çocuğumuzdan çıkacak.
Ne oluyor lan burada? Bu ne hal böyle giymişsiniz yine müzüklü müzüklü şeyler? Şşşt şşşt. Bozuyorsun her şeyi. Bırak git git git. Dayı! Dayı! Valla ben de şaşırdım. Koskoca kahraman kahraman oğlu beni arıyor. Dayı! Ya evet dedesi eskiden buranın sahibiydi. Dayı! Her işinde mutlaka buraya... Her işinde buraya dükkim yaptıracakmış. Ya buranın şans getireceğine inanıyor. Halimize de acıdı. Her seferinde müşteri de getirecek. Keriz. Dayı, dayı! Bir tanecik tasarım beğendirse menayiye... ...gönül bağın olan yerdeymiş kısmet diye kakalarım. Dayı, dayı! Ne bağırıyorsun la dayı da? Ben seni arayacağım canım bir saniye. Ne? Feride ve ekürleri saçma sapan garip şeyler dikmişler. Vay böyle müzüklü müzüklü şeyler. Müzüklü mü? Sürpriz! İki yada şampuanım. İki yada şampuanım. İki mutlu yıllar. Çünkü üflemeden önce dilek tutun. Kalbinizle dilerseniz dileğiniz gerçek olur. Hop! Ne oluyor lan orada? Ne oldunuz lan siz? Aa şafak. Ne yapıyorsun bir tane? Bu pasta ne? Feride aradı beni. Dedi ki bir gelir misin? Sana bir sürprizimiz var dedi. Geldim. Meğer doğum günü partisiymiş. Ha ha. Evet. Ben biliyordum zaten sana şöyle küçük bir organizasyon hazırlamak istedim. Nasıl sürprizimi beğendin mi? Benim doğum günüm bugün değil ki. Sen doğum günün bugün değil. Allah Allah. Sebep? Ne zaman benim doğum günüm Çeto? Siz nereden çıkardınız benim doğum günüm olduğunu? Şöyle laf dinleyen bir insan gibi olmak istemem ama... patron Çetin Bey dün telefonla konuşurken fark ettim ki... ilk defa bu kadar mutlu, ilk defa bu kadar aşk dolu... ilk defa bu kadar ne bileyim tutkulu olduğunu fark ettim. Normalde hiç böyle değil. Dinlemeye başladım ve dedi ki canım aşkım dedi, sevgilim dedi... yarın dedi doğum günün dedi... akşamına da dedi Polonezköy'de dedi sıcacık... dedi. Bir gece geçiririz dedi. Ondan sonra biz de gündüzünde burada bir parti yapmak istedik. Yok, yok. Sen Polonezköy'e müşteriye gidip duruyorum diyordun. Başkası, başkası ne? Hay hay, ya, ya, öyle. Ne bakıyorsunuz lan? Kaçın üzerinize! Yavrum, olabilir mi öyle bir şey? Yalan, hirkin, suratın martık, aşırı sıçt. Çirkin iftiralar bunlar. Sus! Alayım canım ben bunu. Alayım yenge, alayım. Çok sağ ol Feride'cim bana bu pisliğin yüzünü gösterdiğin için. Bir şey değil Şevval Hanım. Şapal, şapal. Aşkım, aşkım. Şapal, şapal, şapal. Aman, şapal, 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 şapal. Gelme peşimden. Çekil. Aman kahraman bey, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Bu aynı ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Size geçen hafta da anlatmıştım. Özel kahraman kostümleri tasarlatıyorum. Ama şimdiye kadar hiçbir firmadan böyle istediğim ruha uygun tasarımlar gelmedi. Ben de böyle küçük atölyelerden gerçek tasarımların çıktığına inanırım. Ben de inanırım. İnanır mısınız? Ben de Feride tasarımcıyımdır. Bunlar da Fall Winter 2020 doğum günü kahramanı tasarımlarım. Yani her koşulda biz sizin isteğinizi yerine getiririz. Zaten dedeniz de bana bu dükkanı verdiğinde önceliği tasarıma vermişti. Tasarım bizim için her şeyden daha önemlidir. Şu modelleri size vereyim. Bunlardan birkaç örnek dikilecek. Hay hay efendim, peki ne zamana yetişecekler? Ben kuryeyle yollayayım size diye söyledim. Yok, bu akşam. Ben kendim gelip alırım. Peki, hay hay. Bu akşama yetiştiririz efendim. Çok sağ olun. Bu arada bu kostümün içinde cıncık gibi olmuşsunuz. Tamam. 9'da gelip alırım. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Defolun kızı lan! Kovuyorum hepinizi. Gövşekler! Durruklar! Şemalim de gitti zaten. Sizin yüzünüzden eşimden de oluyordum lan. Poşetler! Yok patron. Hı. Biz kendimiz gideriz. Ama döndüğüm zaman Kahraman Bey'in tasarımcısı olarak döneceğim. Duydun mu?
Yemin ediyorum geri zekalı bunlar. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz bilmiyorum ki. Çizdim öğretmenim. Sevgisiz patron. Benim çocukluğum hiç geçmedi biliyor musun? Ben en son 7 yaşında kutladım doğum günümü ailemle birlikte. Ondan sonra benim hiç doğum günüm olmadı. O yüzden hep başkalarının doğum günlerini kutlamak, onları mutlu etmek istedim. O yüzden hep 7 yaşında gibiyim. Şu beğenmediğin kostümlerin yamuk patronları var ya... onlar bile daha düzgün, daha iyi durur yürekli insanların üstünde. Ne oldu? Üzüldün mü? Üzülme. Üzül diye söylemedim. Üzülme. Ne üzüleceğim lan? Yürü git buradan. Sevgisiz patron. Kötücülsün sen. Kusmuksun. Boş yapma. Sen ben olmadan hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Yapamazsın. 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 Kendim bir evi. Yaparım. Kahraman Bey, senin o büzücük tasarımlarını beğensin. Aha burada bak, herkesin önünde yemin ediyorum. Dükkanı da senin üzerine yaparım. Dayı, dükkanı riske atmayın ya. Ne riski lan? Ne riski? Kahraman bu salağın kostümlerini beğensin. Dötümü bile açarım la burada. Yok patron, dötünü görmeye gerek yok. Buradaki herkes sen de bu dükkanı benim üstüme yapacak döt olmadığını biliyor zaten. Ama ben de bu iddiayı kazanacak döt var. De kovulduk. Sırada ne var? Ya dede sen ne yapıyorsun sen Allah sen ya? Sen niye böyle yapıyorsun sen ya? Hobi olarak yapıyorum. İş toplantısındayım Ferit. Lütfen çabuk konuş. Zamanım yok. This is business. Kız Feride gelirken simit, gazoz, ekmek, çekirdek, patibir, fitbif ne varsa al gel. Akşama maç var. Yumurta yapacağım sakın geç kalma ha. Fatoş'la sevgililik yol denemecimiz. Ha, Feride bak ayağımla saz çalıyorum. Tutar mı? Bir baksana Allah aşkına. Bir bak tutar mı? Ha? Tutar, tabii tutar. Tutmaz mı? Benim yaptığım işler nasıl tutmaz? Merkür Retrosu'nda iddiaya girilmemeliydi. Yani nasıl kazanacaksın bu iddiayı kanki? Kanku bak o iddiaya girildi. Şimdi bana odaklanın. Öncelikle bana onur getiren tavuklu çalar saatimi kuracağım. Akşam saat 9'da atölyenin önünde olacağız. Kahraman Bey siparişlerini almaya geldiğinde onu korkutmadan, ürkütmeden ve tabii ki de kendime aşık etmeden tanışacağım onunla. Kendimi anlatacağım. Aradığı tasarımcı benim. Israrcı ve çalışkan kişiliğim onu şok etkileyecek. Ay hadi inşallah. Vay gençler, kostümler süpermiş. Ne kahramanı bunlar? Ben mahalle maçında. Top töre çıkınca topu getiren kahraman. Ben alkışlama kahramanıyım, motive ederim. Hayda, kafalara gel. Nereden aldınız bunları? Biz almadık, Feride abla yaptı. Feride abla mı? O kim? İşte orada. Ekmeğin köşesini seven kız.
Ya bize yön versene. Ne oluyor böyle? Ben nereye gitsem oraya gay kılıyor. Ha, önce biz gidiyorduk. Şikayet edeceğim, aç seni! Hele hele! Sen ne gerek varsa bende de var. Çocukların yanında bağırmayın. Sen de bakıyorsun yakışıklı! Kıskıntın olmalarım ya! Nerede aldın, nerede? İyiyim ben çocuklar! Al 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 al. Hepsini al. Arkadaşlarımıza da götür, hadi. Hadi hadi. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya! Çocuklarım benim ya. Vallahi mutluluk kaynakları. Sen kimsin? Tanımıyorum seni. Adnan amca nerede? Murat ben. Onun oğluyum. İlkokuldan sonra Amerika'ya gittim de. Sonra orada okudum, çalıştım falan. Şimdi okul bitince geri geldim. Ha, 135. Sümkürük Murat sen. Aa, Feride. 133. O Feride. Ne Feride? Yok yani çocuklukta kaldı o lakaplar falan değil mi? Tamam, eskide kaldıysa söyleyelim o zaman. Bazı şeyler eskide kaldıysa yok, şu an... Canım, hayır, konuyu sen açtın. Görünürde kötü bir şey mi? Yok, ben bir şey değil deme yani. Burada insan kandırmayalım. Estağfurullah falan deme. Ben boş laf sevmem. Bir dakika, gerilme. Hayır, yok. Hayır, sakiniz. Çocukluk tarafı ne Feride? Hangi Feride? 133 ne Feride? 133 ne? Tamam, sakin. Tek kaç Feride? Ne dedin sen? Pardon. Çocuklukta kalmamış. Kalmıştı, birden ortaya çıktı. İnsanın içinden çıkıyor demek ki. Psikolojik, kusura bakma. Biz aramızı bozmayalım ya. Çok güzel, deftere yaz yine. Gazoz, çekirdek alayım. Eskisi gibi, tamam mı? Bu konuyu tatlıya bağlayalım. O yüzden... Bütün mahallenin ölü derisi apartmanın derzine. Şu kufe olmasa buraları kim temizleyecek? Geldi mikrop. Karışma kız bana. Bütün gün sokaklarda yürüdüğün ayaklarına girme buraya. Karışma. Girme. Uğraşma. Getir onları, bir dezenfekte edin. Hayır. Dur. Babacık anne. Dur, bir dezenfekte edin. Hadi git. Hadi geç. Hadi geç. Hadi git. Mikrop. Hadi geç mikrop. Her yere bastı. Çok korktum ben. Bu şüküfe manyak seri temizlikçi. Çok korkuyorum. Neyse. Oo, ver o kolesterol kokan ellerden bir öpeyim ben. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Gelsin. Evet, geleceğim. Oh, çok iyi kız. Yürüsün, yürüsün. Kan yürüsün. Acıttın mı? Oh, güzel güzel. Devam, devam. Oh. Bu ne hal kız? He? Sussa dönmüşsün. 50 kere demedim mi içeri girerken kapıyı çal? Özel hayatıma dahil olma demedim mi kız? Uğraşma kızla be. Bağırma kız. Değişik. Sağ ol. Abicim, lütfen bak, Fatoş buradayken kavga etmeyelim. Biz abi kardeşiz, tamam mı? Kavgaya gerek yok. Zaten zor bir gün geçirdim. Ayrıca burası benim de evim. Lütfen. Özür dilerim ya. Gerçekten mi? Martı kaşı besledim. Harika bir video çektim, mükemmel. Bunu sen istedin. Yumurtalarını patlat. Hayır, yumurtaları mı? Kimse patlatamaz. Bu kutan çorapların için. Bu ortak ayakta saygı duymadığın için. Al, kaç kız sen de hadi. Yumurtaları mı patlatamazsın? Feride, bunun bedeli ağır olacak, unutma. Hadi Mahan, hadi dans. Bu gece bizim gecemiz, hadi. Thank you.
üç maçta da zaten Alanya'yı yendik ama kötü oynadık. Değerli izleyenler, Beşiktaş Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında artık sezon finalini yapacağımız karşılaşma... Biri mi var? Anlat, ben dinlerim. Var aslında ama ben hoşlanmıyorum ondan ama o benden hoşlanabilir. Üzülüyorum onun için yani. Ama boş ver şimdi, boş ver. Ne diyorsun kız Ferhat, uyumuyor. Ya boş ver, bana mı uyandıracaksın, aşk var. Aşkı kız. Beşikta aşkı. Ne aşkı olacak başka? Çalışıyorum ben deminden beri içeride. Yok öyle bir şey ya. Uyu uyu. Kapa gözünü. Ya ne bokuma çalışıyorsun sen ya. Acık macık şeyler çiziyorsun. Çalışacaksan saz çalış. Bağlama öğren. Milli çalgın. Şu olsun. Gazoz çekirdek bitmiş. Gidiyorum ben. Uyanık olun biraderler. Kahraman Bey ile konuşup geleceğim. Tamam. Tamam. Takipte kalın. Kız, sen ne yüzün burada? Patron dedi ki gel benden özür dile dedi. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Bilgiyle geldim sana. He, tamam anladım. Kahraman Bey nerede? Sıkışmış, atölyeyi çöldürmeye gitti. Sıkışık çalışıyor tabii da. Patron nerede, yok mu? Yok. Teşekkürler Çetin Bey. Gerçekten çok makbule geçti. Aman efendim, rica ederim Kahraman Bey. Ne demek? Asıl bize makbule geçti. Bakın. Tek dikiş dikim atölyesi her zaman ve zevkle sizin görevlerinizi yapmak için... Patron nerede, yok mu dedim, yo dedim, var. Sen patron yok mu dedim, ben de yo dedim. Yani var demiş oluyorum. He, yo anladım. Evet, sevgiler, saygılar. Sizinle iş yapmak emin olun bizim için de çok kıymetli. Hayır! Helayı! Kostümlere koydun mu Torun Hanım? Koyarım, koyarım. Tamamdır. Sakla seni. Sen değil, saklamayayım. Sakla, seni de yakar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hiç merak etmeyin. En kısa zamanda bütün kostümlerinizi itinayla yetiştireceğiz. Sevgiler, saygılar. Arabanız da maşallah sizin kadar kalıplıymış Kahraman Bey. Sevgiler, saygılar efendim. Geç içeri. Geç içeri. Çabuk. Kostümleri ofise bıraktıktan sonra sunum için hazırlanan dosyalara bakacak mısınız Kahraman Bey? Aynen aynen, bakacağım onlara. Umarım iyi bir şey çıkar da sunarız. Yeni bir dönem açmak istiyor adamlar. Ama gelen tasarımların hepsi taklit çöplüğü. Dedemin saatini kaybettiğimden beri bir uğursuzluk çöktü üstüme sanki. Babam galiba bu işe inanmamakta haklı. Vallahi haklı. Uğursuzluk falan yok. Bakın. Yarın saat 14'te tasarımcılar gelecek. Eminim yeni müthiş şeyler sunacaklardır. Hem babanız da sizin ne kadar doğru bir karar aldığınızı fark edecek. Tamam. Tamam. Diğer hattan arıyorlar. Kapatmam lazım. Önce gazoz fondüp yaptıydım, kusura bakmayın. Sucuk falan yeseydim takımınıza sinerdi, Allah muhafaza. Ay, ne yapsak? Çekirdek var, biraz terlemiş ama bol tuzlu dudak yarandan, buyurun. Sen! Ha sen! Evet, ben. Siz de çok coolsunuz. Tam bir holding patronu. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım işte, sanırım rezil oluyorum yine ama siz de canım atölyeden çok çabuk çıktınız. Ne güzel konuşuyorduk yani, tasarımcılık falan. Aa. Ya bu ne? Hop, acılara tutunmak. Ben Feride, tekrar memnun olalım mı? Tasarımcıyım zaten. Gördük bugün tasarımlarını. İn arabamdan. Tamam.
ayakkabıyla basmayayım diye ayakkabıyı çıkartmıştım. Ha, terim hamurdaymış. Hoşça kal. Bu da ne? Saatini düşürmüş. Hemen hemen dur. Çabuk. Ne oluyor Feride? Çabuk. Saatini düşürmüş. Takip. Efendim Çetin Bey. Kusura bakmayın bizim Feride. Yanlışlıkla sizin arabanıza binmiş. Kendisinin bizim şirkette hiçbir alakasının, ilgisinin, herhangi bir etkisinin kalmadığını açık açık söyler. Sizden tekrar özürler dilerim efendim. Tamam sorun değil. Feride biraz. Deli. Manyak. Kendisi. Manyak deli. Kenara çek. Yani bir manyak yüzünden aramızdaki sevgiye, intizama, özeme bir zeval gelmesini istemem efendim. Tamam şimdi kapatmam gerekiyor. Kendinize çok iyi. Suratıma kapattı. Kahraman Bey, kenara çek eşyam burası. Eşyam bizde çek. Duy. Lan ne yapıyorsun manyak? Lan kornaya bas. Kornaya. Ne diyorsun lan dürrük? Ne diyorsun lan dürrük? Ne yapıyor bunlar? Deli mi? Yanlış kornaya bastın Kadir. Kenara çek yaprağı. Kenara çek yaprağı. Akıllı! Ne gitti ya? Ya! Kaçırdık! Bas gaza, vur lokasyona Kadim! O zaman motivasyon dansı gelsin mi? Gelsin! Manyak Feride. Bu iddia olayını çok ciddiye almış. Çok manyak. Çalıştır. Dyson'ı gül. Hayır ise hayırdır. İnternette görürüm Naye. Böyle fanti fırfır ettikçe tarıyor gibi oluyor namussuzum. Tat 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 tat. Ne yapıyor? Tat 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 tat. Kapat! Karbon hidrat peşinde solan hayat. Oğlum bana bak. Ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu hafta onları Kahraman Bey'in yanına hiçbir şekilde yaklaştırmayacaksın. Gözünü dört açacaksın. Hemen. Korktun değil mi daha? Yani korkacaksın lan. Tek kaçtın. Oğlum benim yağlı müşterim elimden gitmesin diye yaptığım şeyin haddi hesabı yok. Anlamıyor musun dayısının gülü? Hadi bir çay koy bakalım. Çalıştır bak. Tamam dayı. Arabada ne oldu şimdi? Kovmuş işte ya. Ne yapacağız? Biz planımız da yok. Taş mı yiyeceğiz biz? Konuşma kız. Ne kovulması? İlk görüşte aşık olmaktan korkan patron kovulması. Bu filmlerde oluyor. İlk görüşte aşk mı oldu acaba sana? Yoksa ilk görüşte kaş mı oldu acaba sana? Ha, çok komik. Bir kere burada önemli olan ürettiklerime aşık olması. Ay ya sabaha kadar çıkmazsa onu mu bekleyeceğiz? Yapacağız bir şeyler. Ne yapacağız bir şeyler? Ben Feride. O iş bende. Kahraman Bey! Nerede bu saat? Çıkmıyor işte, ne yapacağız? Ya Kadim, Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ferit'e mi özeniyorsunuz, ne yapıyorsunuz böyle? İşsiz güçsüz hareketler.
ne işsiziz zaten Feride. Hem ben hep bunu yapmak istemişimdir biliyor musun? Ama böyle tüp gaz kaçağı gibi olmuyordu ya. Böyle ejderha alevi gibi alev atıyordu diğer videolarda. Bir gölge göründü sanki. Çıkıyor mu? Çıktı mı? Ha, çıkıyorlar bak. Baksanıza çıkıyor mu? Çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Yanıyor abi beni de. Şok şifre. Ha, için için yanıyor sanki. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Oldu mu? Sanki. Oha! Kahraman Bey! Koşun! Getirin! Kahraman Bey! Durun lütfen! Bende size ait bir şey var. Ne var ne? Ne? Ne var? Göster! Şat güzel bir şey orada. Burada! Şey, gördüğünüz gibi ama izah edemem şu anda. Aman! Feride'dir herhalde. Ve soş bir adamın torpidosundan çıktı. Benim üstüme gelme. Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu don nereden çıktı ya? Yarın saat 2'de o sunuma gidilecek. Bu iş burada bitmez. Tamam. Feride. Hı? Bu saat... Ne? Bozulmuş. Bakayım. Evet, bozulmuş. Düştü ondan herhalde. Neyse ya, yaptırırız bunu. Sunuma gidelim de. Nasıl gideceğiz ki sunuma? Adama reziş kepaziş oldu. Ya Vesoş'um, bugüne kadar ne yapamadık ki? Bunu da yaparız. Vesoş'um. O ne ya? Bizim oyunları kimden benziyoruz? Hiçbir şey istemezsin. Kim sırasın? Ne bu ya? Nasıl diz gibi? Öyle bir şey demedim ben sana. Ya. Yedim. Bizim oyunları kimden benziyoruz? Hiçbir şey istemezsin. Ben de buradan var babam. Ya. Ne bu ya? Nasıl diz gibi? Öyle bir şey demedim ben sana. Ya. Yedim. Dağın. Git başına ya. Hoş geldin Feride. Uçak modundayım, hızlı uykudayım. Lütfen çık. Güzel kardeşim, çok tatlı uyudun. Rahatsız etmek istemedim. Uyku tutmadı. Çok kötü bir kabus gördüm. Arabamı çakozlamışlardı. Doğrudur. Bir indim aşağı, arkalarında koştum. Bir de ne göreyim? Bıçaklamışlardı. Ah, şurasında. Ah. Ne? Ne oluyor? Abi, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Abi, bir kim yaptı bunu sana? Ne olur, ne olur gitme, beni bırakma. Ne olur. Her şeyi yaparım bak, videolarını da çek benimle. Sümüğünü sür, her şeyi. Canım benim, ne istiyorsan. Para ver. Ne? Para ver. Tamam, bekle, bekle. Para ver. Dur, 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 bekle. Dayan. Al. Hepsini ver. Hepsini ver. Geri zekalı. Ketçap bu. Ketçap. Yapılır mı bu kardeşe? Arabamı izinsiz alırsan alırım beni aklını. Böyle şaka mı olur? Alır tabii yolpa. Yediğin benzinlere say. Mükemmel video oldu. Like. Abisinin arabasını çalan kardeşe verilen büyük ayar. Çok. Al şunu. Git çık dışarı. Yeter ya. Kız al. Ama güzel video oldu, güzel video. Tamam çık git, kötü örnek videolarını başkaları çek. Çık! Çık! Zor bir gün. Uyu. Oğlum kalksana. Şu doğaya baksana. Çiçekler açar sana. Güneş de bakar sana. Oğlum kalkmazsan, şu doğaya bakmazsan... Çiçekler açmaz sana, güneş de bakmaz sana.
hissettim bir an. Ne yaptık kız afişime? Bok kafalı. Gerizekalı. Böyle afiş mi olur? Kaldır şunu. Kızım düğünler yaklaştı. Reklam yapma. Ekmek parası. Viral şeyler bunlar. Sen ne anlarsın? Ya bıktım virallerinden. Darlandım. Vallahi darlandım. Kız ya, yapma. Kızım yapma. Yapma. Şuna kadar yırtmışsın zaten. Yapma. Yeter. Gerizekalı. Gel buraya çabuk. Parasını ver gerizekalı. Arabam tebini de bozmuşsun. Sökül paraları çabuk. Evet bozdum. Ama vermeyeceğim çünkü param bana kadar, anladın mı? Bırak şimdi beni. Nasıl ya, şu çorapların içinde yok mu ha? Bırak. Bırak kız, bozuk bozuk kokuyor. Bırak. Vay vay. Vay, bozuk paraları nereye koymuş? Pis pis balık yemi gibi kokuyor. İğrenç. Kızım sen işe niye gitmiyorsun? Gitmiyorum işte, tatildeyim, sana hesap mı vereceğim? Zekam iğrenç. Geri zekalı, çalış çalış. Allah çalışmayanı sevmez. Geri zekalı. Bu mu? Çalıştın bu mu? Kızım biraz tuval çalış. Nü çalış, nü. Yaparsın. Zalım tartsın sen, yaparsın. Gerçekten mi, yapar mıyım? Evet, sana güveniyorum, yaparsın, inan bana. Ben de sana güveniyorum, biliyor musun? Biz yaparız, biz bir ekibiz. Evet, çalıştın, oldu, başardın. Yaptım, oldu, oldu, başardım. Çak, hadi çak. Ayna kırılır ama bak, söylüyorum, çak, çak. Aferin kız. Hadi sana bir şey söyleyeyim. O yaptığın saçma sapan çizimleri getir de götümü sileyim. Kapıyı kapat. İğrenç! Fatoş, eseliksi çalarsan böyle olur. Balbenciğim, ben bugün holdinge gidiyorum. Çok büyük bir holding. Ve sunum yapacağım. Ne olursun bana şans dile. Bol şans. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum o zaman. Başka bir isteğin var mı? Gitsin. Başarsın. Öpsün. Ne olursun aniden söyleme. Çok üzülüyorum. Ben seni çok seviyorum biliyorsun. Vaa, ver de elini öpeyim kahvaltı niyetine. Yeter ya, ne işe yarıyor bu temizliği, şu küfe, aa. Sus kız, mikrop. Tutunduğun yeri bilmezsin, bastığın yeri bilmezsin. Tozun pis. Feride, nasıl gideceğiz oraya? Ben Feride, o iş bende. Alo. Gelen giden yok patron daha ya. La oğlum gel o zaman, burada iş güç bekliyor hadi. Tamam tamam, ben şuradan gömüp geliyorum. He tamam, daha iyi. Bak taş kadar getirmeyi unutmuyorsun ha. Öpüyorum. Baba siz daha azıcık tempolu çalışın. Görüyorum burada teyzem. Merhaba.
Biz tek tek iş düzenleyin, iş tanıyın, fashion week. Kahraman Bey'le görüşmeye geldik. Randevunuz var mıydı? Randevu mu? Öyle özel bir ilişkimiz yok ki hayatım bizim yani. Bizim saat 2'de bir randevumuz vardı, sunum yapacaktık. Bakayım. O nedir acaba baktığınız şu anda? Ajanda. Çek. Yok, siz görünmüyorsunuz burada. Halbuki tam da burada duruyoruz yani. Çok net olarak biliyor olmanız lazım. Yani aslında size yardımcı olmak isterdim ama olamıyorum. Tekrardan başvuru yapın diyeceğim ama onu da diyemiyorum. Çünkü başvurular sona erdi. Çocuğur oldum sanırım. Tuvalet nerede? Kakao. Sexy. Ben bu tasarımların hiçbirinde bir kahramanlık göremiyorum. Yani neden herhangi bir karakteri tercih edeyim? Kahraman Bey, takdir edersiniz ki ben bir bilgisayar oyunu yapmıyorum. Ben brieflenirim ve tasarlarım. Yani işin sadece şıklık kısmı bende. Peki, şöyle yapalım. Brief'i unutalım. Sizce bu tasarımlardan herhangi biri estetik mi? Sizinle bu konuyu tartışmayacağım çünkü gayet estetik. Bence gayet çalıntı. O yüzden asla estetik olamaz. Çok pardon. Sen şu tipine bakmadan bir de modadan mı bahsediyorsun? Çok özür dilerim, gözlerim kanadı. Tatlım, ben bu cosplay dünyasını çok araştırdım. Yani bu dünyaya ve tasarımlarına çok hakimim diyebilirim. Tatlım, senin tasarımın yok ki. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun bu tip konuşmalarla? Moda dünyasını tokatlamaya mı çalışıyorsun acaba çalıntılık seni? Ben bunu tokatlarım. Mesela this. Women mass food. Hypnosis and of the world. And this, Chanel 26. Çok beğendiğim iki tasarımcının kötü birer kopyalarının yapılması beni üzdü. Peki sen neyin kötü bir kopyasısın, hı? Bu tövbe estağfurullah tipinle. Bu neyin kötü kopyası acaba? Kahraman Bey kusura bakmayın, benim bu saçma ortamda harcayacak tek bir dakikam bile yok. Gidelim tatlım. Tatlım. Gördüğünüz gibi Kahraman Bey, kötüler kendini eler. Peki, bu tasarımların hepsi çalıntı. Sen kimsin? Ben tasarımcıyım. İyi bir tasarımcı olduğumu düşünüyorum. Tasarımlarım her zaman gerçekçi hayalcilik üstünedir Kahraman Bey. Gerçekçi hayalcilik, anlamadım. Görünce anlayacaksınız. İşte, şöyle bir yakından bakın, inceleyin. Önce bunları bir sindirin. Güzelce. Yani devamını göstereceğim. Çık. Ferim. Bunlar bana ait değil. Ne olur bunları Ferit yaptı. Hepsinin sorumlusu Ferit. Ferit yaptı diyorum. Sen anlamıyor musun kahraman? Ne saçmalıyorsun? Ferit kim? Sen kimsin? Çık dışarı. Hadi defol. Tamam. Bir dakika. Ben seni tanıyor muyum? Asla. İşte böyle. Sen kimsin dedi ya? Kimsin sen? Merak etti tabii bizi böyle stylish mutaylish görünce aklı çıktı. Aklı sıra ama ben mütevazi davrandım. Bir de dünkü olaylar falan var ya açık etmeyelim dedim doğal olarak. Neyse boş verim ya. Olur geçer yani önümüze bakacağız artık. Ne var önümüzde? He? Kahraman Bey'in haftalık programının fotoğrafını çektik kankiş. Ya çaksi.
Vay vay vay. İnsan fotoğrafa bakınca nasıl da geçmişe gidiyor be. Sinsi sekretere bak. İnşaata girişmiş. Bakayım. Şak güzel bir program. Peşindeyim kahraman. Tutsi. Bir de şu saati yaptırdık mı? Planımız hazır. Niye öyle dalgın dalgınsın? Saatlerdir buradasın da hayırdır? Ne demek hayırdır? Müşteriyim ben. Allah Allah, veli nimetim. Saati bekliyorum. Peki tasarımların ne üzerine? Yani görme şansın var mı? Bir de kahraman bey kim? Tamam göstereceğim ama öyle anlatma. Başkası da yapar. Çok da beğenme. Şımarmayayım. Şimdi bak. Kahraman bey, Kahraman Holding'in varisi. Çok yakışıklı, full karizma, full kispira. İnanılmaz, oh. Neyse. Bunlar bilgisayar oyunları için kıyafet tasarlayacak bir tasarımcı arıyorlar. Benim yani, beni arıyorlar. Yani böyle biraz cosplay kafası. Ben biraz anlarım o işte. Nasıl yani? Böyle. İstersen sana bir şeyler gösterebilirim. Vallahi mi? Evet. Ver gelsin. Tak tak tak. O zaman gel. Aynen, çağ yakalamak lazım. Çok önemli. Feride. Saat oldu mu? Maalesef. Bütün saatçileri dolaştık ama artık onun için çok geç dediler. Mer, son kez bakayım. Olmamalıydı böyle ya. Bakayım. Güzel satmış ha. Güzel, bozuk. Bozuk ve yapılamıyor. Kahraman Bey'in dedesinden kalmış çok önemli bir saat ve onu yaptırıp geri vermemiz lazım, anlıyor musun? Aslında ben biraz anlarım bu işten. İlgiliyim yani. Murat, dikkat et, sen her şeyden anlıyorsun. Her şey senin ilgi alanın, lütfen. Baktım böyle dikkatlice. Yapabilecek misin, bugüne yetişir mi? Bilemiyorum ama sanmam. Biraz işi var bunun. Hadi ya. Tüh. Neyse ya. Siz Kahraman Bey'in programını bastırabildiniz mi? Tabii ise. Hem de her günü ayrı renklerde. Ya çaksi. Çaksi. İşte burada gerizekalı patron Çetin. Göreceksin sen. Peşindeyim kahraman. Ya bu ne ya, havuzun yanında çöp yığını? Şaka mı bu? Gerçek. Kanat gibi başlamış. Ya yine mi sen? Dur. Ya buraya nasıl girdin? Çıksın içeri. Güvenlik! 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 Ben çağırırım güvenliği. Güvenlik! Dayan! Tam zamanında bakayım. Şak güzel. Deniz mahsulleri çok. Doğru bir seçim. Benim videoda onunla Arif amca var. Enfes yapıyor. Böyle limonu sıkacağım böyle. Gömçürde onu. Böyle. Bir de burada siz yabancı değilsiniz. Ve sonunda gömçürdü yani. Biliyoruz. Kahraman Bey. Kahraman Bey. Kahraman Bey. Evet kahramancım. Sen bu fikrin üstüne yatıyorsun. Haftaya PPM'de görüşüyoruz.
yeni maskotumuz. Kahraman. Ortalığı sallayacak. Müşteri ol. Tamam Ferhatcan, tamam. İyi akşamlar. Dans, müzik. Harika bir dünya. Şahane. Kahraman Bey. Bize bir toplantı yapalım mı artık? Ama lütfen, lütfen, ay, lütfen. Teyzem iyi misin? Ne oldu böyle? Taşıyamadım. Aa, ben taşırım. Benim işim poşet taşımak. En iyi yaptığım iş. Hadi. Ha! Takip et. Poşetlerin içine taş mı koydun? He, taş aldım. İki alana üçte bedava veriyorlardı. Biraz da zerzevat aldım. Hepsini doldurdum. Bu yokuş da çok dikmiş ya. Lütfen ayakları çömel, çömel basalım. Oh, ayağım, benim ayağıma kendim bastım ya. Pardon, pardon, çok pardon, gerçekten. Oh. Sizi, hadi. Selam. Merhaba. Gözlük varmış yalnız, ben de alayım, birlikte eşlik edeyim size, gözlüksüz olmaz. Amca, seni zaten görmüyorum. Versene onu. Şşş, bana gözlüğü. Hanımefendi, film başladı, film. Ha, tamam işte, biz de gözlük aldık. Aa, olacak şeyler değil ya. Ben Feride. Oh, aman aman aman. Doldu doldu, hep altınıza doldurduk ya. Mısır döküldü. Neden böyle bağırıp duruyorsunuz? Sevgisiz yumuşak ağızlı gibi. Gelin de bir yardım edin. Kahraman Bey'in altına doldu. Görmüyor musunuz? Zor durumdayız. Ben mi bağırıyorum? Oh, geliyor, geliyor. Beyefendi, lütfen eşiniz mi? Her neyse. Zaten bir şeye de benzemiyor. Lütfen söyler misiniz? Sessiz olsun ya da dışarı çıksın. Sus! Bizim ilişkimiz yok, iftira atmayın. İş ilişkimiz var bizim. Tamam, tamam, biz dışarı çıkalım. Tamam. Kusura bakmayın. Ya kusura bakmıyorum ben, siz kusura bakmayın. Yani şunlara bakın ya. İlişki diyor ya. Ya benim seninle ne gibi bir ilişkim olabilir ya? Sen sapık mısın, bela mısın, manyak mısın? Sen benim niye peşimdesin, niye? Ama söylediğim işte iş ilişkisi. Aradığınız tasarımcı benim, gerçekten. Tamam, bakacağım tasarımlarına. Hadi göster. Gerçekten mi? Of. Vallahi. Poşetler karışmış. Of be teyzem. Of. Bunu hiç çıkaramam. Tamam, of. Tamam. Tamam, bu kadar yeter. Tamam. Bak. Benim sana ayıracak vaktim yok. Anladın mı? Tabii siz, babanız tarafından size emanet edilmiş bir holdingi her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir terziye asla emanet etmezsiniz. Anladım. Ama siz de şunu anlayın. Siz benden vazgeçebilirsiniz. Ama ben kendimden asla vazgeçmem. Oo. İyiyim. Ablam, afiyet olsun. Ya, yine kovdu beni Kahraman Bey. Dizilerde oluyor ya, kovulan kadın aşk sendromu. Yaşamam inşallah, Allah korusun. Sen bu Kahraman Bey'den biraz hoşlanıyorsun sanki, ha? Zalım amca, o iğrenç telefon melodini kapatır mısın lütfen? Beni her yerde utandırıyorsun ama. Gülüyor, vallahi sinirim bozuyor. Peki, sevgilin olmadı mı hiç? Sus. Lütfen bu konulara girmeyelim. Gerginim. Senin için tasarladım. İçine aşk kattım. Thank you.
Sevdin mi? Bokum gibi olmuş. Bokunu yiyin o zaman. Tasarımlarında nelerden etkileniyorsun? Senden etkileniyorum. Nasıl yani? Ama Murat, yakıştı mı bu hareket? Yakıştı mı geriye doğru gitmeler? Senden etkileniyorum derken bilgisayar oyunları oynamandan bahsediyorum. Oradaki bir tutku var. Oyunlar benim işimle alakalı. Şak şak şak, şuk şuk şuk. Emik 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 emik. Niye böyle yapıyorsun zalım amca? Beynimin içine emikledin yani. Alt dişlerimi de çürüteceğim. Emiklemem gerek. Akrabalar parama çökmesin. Hepsini altın diş yaptıracağım. Oh. Sen terlemişsin. Kıyamam. Niye böyle terledin sen? Hobi olarak terliyorum. Ama şimdi bunun hobisi mi olur ya? Sen niye kendine dikkat etmiyorsun? Hasta olacaksın. Beni mi tutacak? Bak, internette okumuştum. İyi tasarımcılar, herkese kötü gibi gelen iyi şeyleri ortaya çıkarırlarmış. Koltuk altındayım, dur. Anladım. Anladım. Herkese kötü gibi gelen iyi bir şey. Mesela... Nalım amcanın dişleri. Sarı sarı. Böyle mısır taneci gibi. Tonsür ton. Mesela ben onun diş tonundan bir elbise yapsam... Kadınlar düğünlerde giymek için can atacak teyzeler meyzeler. Halbuki haberleri yok. Yani? Evet ya, vallahi çok düşem yerine geldi ya. İyi tasarımcılar herkese kötü gibi gelen iyi şeyleri ortaya çıkarırlarmış. Evet, bir düşüneyim. Bol bencük, şükufe, zalım dedi. Ben... Mesela kaşlarım. Tek kaş. Tek kaş. Tek kaş. Neden öyle dedin? Üzüldüm biraz. Anne. Bak. Kartal kahraman oldu. Güzel kızım, ağlama. Herkesin dalga geçtiği, dışladığı farklılıkların senin farkın olabilir. Frida da tek kaşlıydı. Ya bu kız kime çekmiş? Aptal. Gülbahar teyzeme mi çekmiş? O da aptal. Çok güzel foto oldu o. Sen başkasına pedikür mü yaptırıyorsun? Başkasına mı elletiyorsun ayaklarını? Kime elletiyorsun? Ben mi yaptım, başkası mı yaptı? Doğruyu söyle. Şişt, bana cevap verme. Benim törpüme benziyor. Hı-hı. Ben yapmışım. Bu ayaklar benim ha. Ona göre. Çılgın şey. Sol ayağıma pedikür. Sağ ayağıma manikür. Bu ne be?
Hello. Nasıl bir nasıl ama? O nasıl bir nasıl ama? Tanıdım seni. Ne o elindeki? Tasarımlarım. Evet, sunum için getirdim. Çok güzeller. Başvurunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz. Yardım sevmez. Sessize girdir. Güvenlik. Güvenlik. Beni atabilirsiniz ama tasarımlarım asla. Tasarımlarım benden daha güçlüdür. Bu ne uyuyacaksın karnına? Derler ki sunduklarınızın içinden hiçbirini beğenmedik. Anlıyorum. Ama tasarımların ikinci kısmı daha yeni tamamlandı. Onları beğeneceğinize eminim. Saatimi kırıyor yalnız. Saatimi kıracaksınız. Saatimi kırmayın kardeş. Sağ ol kardeş. Sağ ol eksik. Ya hadi kalk git başka yerde üzül. Hadi işim gücüm var benim. Hadi. Kusura bakmayın işinizi verdim. Şu tarafta üzülebilir miyim? Üzül, orada üzül. Tamam, hadi. Oraları yeni süpürdüm. Hadi. Bir dakika. Herkes kendi önündeki çöpü alırsa, temizlerse dünya çok daha temiz bir yer olur. İnanıyorum. Olur tabii, inan. Olur. Vay. Bir dakika. Ha? Ben bunu niye daha önce düşünemedim? Bilmem. Çünkü siz burada değildiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Başımı omzunuza koyabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Biliyor musunuz? Aslında çok güzel kokuyorsunuz. Teşekkür ederim. Çünkü emek kokuyorsunuz siz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sen de, sen de. İyi ki varsın. İşinizi adam gibi yapın. Sonra da elimden fırça yürürsünüz ha. Korktun mu? Yaman, yaman. Ne oluyor burada lan iş? Hayırdır lan ne geziyorsunuz? Şırdan tipler. Niye geldiniz? Vallahi ironiktir ki hayırlı bir iş için geldik. Birkaç parça eşya var onları alacağız anladın? Ne eşyası baba? Gidin işinize yüzünüze bakın ha size hiçbir şey yok hanıma. Boş yapma bana yamak. Kumaş toplarım var, derdi ortağım var. Bir de biraz dikiş yapacağız, makineleri kullanacağız. Mahvolduk Feride. Sen gittin gideni her akşam mesai kalıyorum. Arkadaşlar sakin olun lütfen zamanımız az. Patrona kendimizi ezdirtmeyiz. Birlikte çalışacağız, birlik olalım. Eli dikiş tutan herkes. Dikelim şu patronu. Dikelim. Dik 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 d
Şarkı ne? Aha! Hoş şikli. Ne oluyor lan burada? Ha? Ne arıyorsunuz? Hakkımızı arıyoruz. Ayıp değil mi canım? Kaç yıldır yüz yüze bakıyoruz yani. İşçiler kardeş, patron kalleş. Ne oldu? Kahraman Bey bakmadı mı o yumuşuk tasarımlarına? İş gitti mi elden? Gitti. İddia da gidiyor mu? Gidiyor. Hay Allah. Bak ben de üzüldüm şimdi. Gerçekten üzüldün mü? Çünkü ben bugün biraz üzüldüm, biliyor musun? Ne üzüleceğim be? Çekilin gidin. İşim gücüm var benim. Hadi. Dağıt. Tavuk. Oğlum tavuk diyorum. Bak ben inandım abi. Yaptım. Bırak demir boşu. Bırak lan. Bırak. Bırak. Al hadi ne yapıyorsun? Canın yandı çok. Boşalt. Çek. Nereye başlıyorsunuz lan? Gel buraya. Hem sizin ne elinize Kahraman Bey'in partisine gitmek? Hayri. Hayır. Ne partisi lan? Ne partisi? Bana bak. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Onları bu partiden attıracaksın yoksa ben seni atarım işten. Anladın mı? Durdun. Anladın mı? Durdun. Hadi bana bir çay koy. Dayısının gülü. Bu da bitti. He? Nasıl? Beğendin? Ağlıyor musun sen ya? Yapma bunu. Sen benim dostumsun. Ağlama. Hadi sil o gözyaşlarını. Canım benim. Seninle olmaz. Olamaz. Bak ben üretmek istiyorum. Çalışmak istiyorum. Seninle olmaz. Anla beni. Tamam mı? Aşka yer yok şu anda. Sus. Gönlünü almak için seni bir kerecik öperim. Ama yanaktan. Lütfen. Dostuz, arkadaşız. Aramızda hiçbir şey yok. Yakalandık gördün mü? Yalnızlık zor, anlıyorum seni. Ah! Stres atmam lazım. Ne yapıyorsun sen ya? O oryantasyon. O neydi kız? Meditasyon gibi bir şey. Duyguların oryantasyonunu sağlıyor. Ben buldum. Aşk yok. Aşk acısı çekiyorum. İş yok. İş acısı var. Bilmiyorum. Depresyondayım. Kız delirdin sen artık. Evet. Yazık. Sıkıldın mı? Çok. İyi hadi gel biz de. Biraz turlayacağız arabayla. Streç atacağız. Oryantasyon gibi bir şey. Ne yapıyor kız? 20 tane ateşle arabaya gaz atalım. Turlayalım ha? Şu tipe bak ya, Allah aşkına ya. 20 TL yapabilecek en güzel etkinlik. Hadi sen de gel. Kafa dağıtırsın. Güzel. He, kurtlarımızı iyi döktük ha. Yani güzel, eğlendik. Bu ne Ferit? Bu ne Feroz? Bu ne Ferit? Kimin donu bu? Feride senin donun mu? Benim değil. Bakayım. Beden yazmıyor. Bedeni yok. Sıfır beden. Benim değil. Tuğçe ile mi? Buse? Puh. Yasemin ile miydin? Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Şu saatten sonra sana söyleyecek hiçbir lafım yok ya. Ay. Bu muydu benim yaptığım pedikürlerin karşılığı? Bu muydu? Konuşsana be adam.
hayat. Ne konuşuyorsun? Ben buraya tırnaklarımla geldim. Ben buraya senin sırtını kaşıya kaşıya geldim. Tek bir laf daha etmeyeceğim. Altın Fındık İlköğretim Okulu 2B sınıfından Mehmet bile senden daha adam be. Çitibe bak. Kardeşim Feride bile senden daha yakışıklı. Pis. Diyecek hiçbir lafım yok. Kimse bundan sonra beni konuşturamaz. Geçmiş olsun. O tren kaçtı. Sakin ol ya, bir sakin ol ya. Yaklaş. Bir daha yaklaş. Bir daha yaklaş. Yaklaş lan bana. Yaklaş bana. Yaklaş. Yaklaş. Yavaş, kapıyı kıracaksın. Of, çok kötü oldu. Üzülmeyin ne olur, üzülme abi, üzülme. Ne üzüleceğim be ya, Allah Allah ya. Delikanlı adama koyar mı böyle şeyler? O da kimmiş? Giderse gitsin. Elimi sallasam ellisi. Benim güzel kardeşim Feridem var, Feridem. Sen iste, dünyaları yıkarım senin için. Sen iste, ben kendimi sana adarım Feridecim. Aa, gerçekten mi? Tabii canım. Bilmiyordum. Ama iyi olmadı, üzüldünüz ya. Kimin? Fatuş için almıştım ya. Dinlemedi ki beni. Makinalı tüfek gibi konuştu ya. Bir de X-Symbol almıştım. Özel bir parti. Alamıyoruz. Selamünaleyküm. Özel bir parti derken? Hayır, komple mi alamıyorsunuz yoksa? Böyle bir şey çözüm değil. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Sağ olasın. Bir durur çağırın. Ben çok gerildim. Tamam, ben arkadaşlar. Kim var ya? Yapma, yapma. Buraya ben dikecektim. Bu adam kucakta mıydı? 100 yaşında adam aldın içeri be. Lan koltuk giriyor, bırak adamı ya. Uzaylıyı aldın, uzaylıyı. Ulan takım elbise giydik diye mi suç oldu ya? Hadi el kol yapma. Arkadaşım el kol yapma. Dur bir dakika. Yarın. Vallahi yapma. Bu gece Kahraman Holding için çok çok önemli bir gece. İş modelimizdeki değişimin ilk yansımalarıyla karşınızdayız. Umarız sunacağımız tasarımları çok beğenirsiniz. Herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar, saat 12'de dans gösterisi var biliyorsunuz. Gizlice podyumun arkasına gideceğiz ve onlardan önce biz çıkacağız. İşte plan bu. Şimdi dağılın ama fazla da dağılmayın. Feride. Murat. Çok değişik olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de değişik olmamışsın ama iyi. Sağ ol. Yoksa... Hazır. Teşekkür ederim. Yalnız bu saatin kalbi kırıkmış biliyor musun? O yüzden uzun sürdü. İnternetten baktım, ben yaptım. Sen yine imalı konuşacağım diye biraz salladın gibi ama neyse. Çok teşekkürler, tam zamanında. Bakayım. Oo, zaman akıyor. Çok güzel akıyor. Benim görevimin başına dönmem lazım. O zaman iyi şanslar. Başaracaksın.
Çok pardon gerçekten. Selamünaleyküm. Tek mi takılıyorsun? Ben Feride Çalak. Oo. Ne bu? Bu zamana kadar beni takip ettiğini anlamadım mı sanıyorsun? Ha. Neyse benim önemli işlerim var. Show must go on Feride. Tek mi takılıyorsun? Şimdi sizleri Kahraman Holding'in heyecanla beklenen, birbirinden güzel, birbirinden çarpıcı tasarımlarıyla baş başa bırakıyorum. Müsaade et de şu defileyi biraz ben coşturayım, ha? Bro'cum, in aşağı. Kardeşim, bak biz de bu işten anlıyoruz. Elektro Ferit ben, anlarız bu işlerden. Ben Ferit abim. Ben çocukluğumdan beri sanatlıyım semtten ha. Semtten. Ha, güzel güzel. İyi kardeşim, ver bakayım bana. Oo. Benim adımı biliyor. Benim. Bilmiyorum. DJ Funky Funky. Ya hadi Funky Funky. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Niye söylemiyorsun? Konuşturmadı ki beni Fatuş'um. Özledim seni. Ben de. Börek kahraman. Koltuk kahraman. Bu ne? Saat. Nereden buldun sen bunu? Arabanızdan düşmüştü. Bozuk. Benim dedemin saati o. Hırsız mısın sen? Hı? Eminim bu tasarımların hepsi de çalıntıdır.
Hırsız! Bu yaşanan saçmalıktan dolayı hepinizden özür dilerim. Partideki saçmalıklar için tekrardan çok özür dileriz. 不好意思啊，我得上班搞这个 party， 乖乖的。不用道歉，这个事情还要感谢你们呢，感谢你们给我们设计了一项独一无二的一个设计。他们说的我非常感兴趣，他们这个设计非常好，你一定要好好跟他们讲，我们一定要跟他们合作拿下这个项目。Tamam, anladık. Tasarım bunu. Bu çok güzel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şırak izliyorum dayı. Şırak ne lan? Tırak. Prenses çirkin şırağa aşık oldu. Yemin ederim bu şirekte var ya, bambuk gibi bir kalp var ha. Olur mu lan öyle şey? Angoş angoş konuşma, o ne? Vallahi bu sinek var ya, bizim Feride'den bile çirkin ha. Demek ki Kahraman Bey de Feride'ye aşık olabilir şerefime. Bak hele dayı demedi deme ha. Yemin ediyorum hiçbir şey olmazsa şu dünyada iyilik kazanıyor ha. Oğlum boş boş konuşma ha. Bana bir dürüm şırdan bir şey kap. Efendim Kahraman Bey. Çetin Bey, Feride'nin tasarımları çok beğenildi. Ona hemen ulaşmam lazım. Thank you.
yaptırana kadar veremedim. Çok yapıcı bir insanımdır. Feride Hanım, hoş gelmişsiniz ama bakıyorum boş gelmişsiniz. Sizinle çalışacak o zavallı kahramanı göremiyorum. Ben de terzane tabelasını göremiyorum. Doğrudur. Burayı sakat atçı yaptık. Efendime söylemiş şırdan. Mumbar. Kırkat. Kokoreç. İşkembe. Kelle paça. Aile salonumuz alt kattadır. Buyurun. Benim de bir ailem var. Vesile ve Kadim'i işe geri alacaksın. Seni de garson olarak alayım mı? Yürü hadi kaç. İşim gücüm var hadi. Bana bak patron! Feride. Özür dilerim. Feride'yi duydun. Vesile ve Kadim'i derhal işe geri alacaksın. Ayrıca söz verdiğin gibi dükkanı da Feride'nin üzerine yapacaksın. Kahraman Bey, gözüm aniyim. Ben de o tet yok. Feride zaten biliyor. Bilmiyor mu kız? Biliyor. Evet, biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Beni duydun. Buranın benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Benim için de. Buranın kapanmasını istemem. Bence sen de istemezsin. Üzülmene gerek yok. Korkma patron. Benim gözüm yükseklerde değil. Terzane tabelasını geri as. Maaşlarımızı zamanında öde. Sigortamızı yap. Mesela arada çikolata yiyebilirim. İstediğimiz müzikleri özgürce dinleyebilirim. Mutlu çalışalım. Sevgiyle çalışalım. Yeter. Bir de lütfen bir daha bana çikinleme. Ne olur. Tamam. Özür dilerim Feride senden. Ve buradaki herkesten. Dediklerini yapacağım Feride. Gerçekten mi? Gerçek. Kim bilir. Belki ben de daha mutlu bir insan olurum. Biliyordum. Ama dükkan birkaç ay daha böyle kalsın. Çok masraf yaptık. Olur mu Feride? Ne olur? Halen artık yeter ya. Ama bitti artık yeter. Feride lütfen dükkanın halinden anla biraz kız. Ama hayır yani. Şaka lan şaka. Çok güzel. Çok güzel. Bu hikayedeki umut benim içimdeki iyilik. Yaşasın çok mutlu. Meridem ya, 7 yaşında Meri doğum günü kutlamasını istemiyorsun. Bundan sonra her sene kutlayacağız. Şefkatli şey.
Feride. Burası onun dünyası. İşte ailesi. Onun gerçek kahramanları. Arkadaşları, mahallesi. Onun dünyasının amacı sevgiyle tasarlamak, üretmek ve içimizdeki kahramanı ortaya çıkarmak.